Başkent gündemi programımızla karşınızdayız sevgili seyirciler. Herkese merhabalar diyelim. 31 Mart seçimlerine artık son viraja döndük diyelim ama burada tabii hep bir seçim meydanlarını, mitingleri konuşuyoruz. Elbette ona değineceğiz de bir de seçim güvenliği konusu var. Her seçimde bu güvenlik tartışmaları öne çıkıyor ve buna yönelik de partilerin aldığı tedbirler söz konusu oluyor elbette. Bütün bunların ayrıntısıyla bir konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve diğer konuğumuza da dönelim hemen. İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de bugün bizimle birlikte. Yetkin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Çok sağ olun. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir ortamdasınız. Hatta evet. Biraz önce Çamlıdere'de evet. Bir buluşma vardı. Evet. Oradaydınız. Yarın Beypazarı var. Evet. Ve böyle gidiyor. Son birkaç ilçe kaldı herhalde değil evet. Mi gidilecek? Önce bir meydanın bir hemen bir konuşalım nasıl gidiyor çalışmalar. Ondan sonra partilerinizin uygulamış olduğu seçim güvenliği tedbirlerine döneceğiz. Evet, benden başlıyoruz galiba. Evet, buyurun. Efendim, bir kere öncelikle Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Yani Ankaralılar Mansur Yavaş'ı 1 Nisan'da belediye başkanı yapmaya karar vermiş. Bunu sadece sorduğunuz için söylüyorum. Her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz. Özellikle sahte senet olayından sonra Ankaralılar bu oyunu bozdular. Bu algıyı tersine çevirdiler. Ve Mansur Yavaş'a sahip çıkıyorlar. Mansur Yavaş'la beraber Millet İttifakı olarak birçok ilçeyi de kazanıyoruz. Öncelikle bunu söylüyorum ve Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz ilçede 25 ilçenin 23'ünü biz dolaşmış olduk hep beraber. Her yerde mitinglerimizi yaptık. Çok canlı bir havayı gördük. Bugün de işte az önce sizin söylediğiniz gibi Çamlıdere'deydik. Yarın Beypazarı'ndayız. Salı günü de Evren ve Koçhisar'la bu turumuzu bitirmiş olacağız. Ankara'nın 25 ilçesinin 25'inde çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Zaten merkez ilçelerde birden fazla hemen hemen her gün buralarda çalışmalarımızı yürüttük. En son ayın 20'sinde Keçiören'de çok güzel bir mitingle bu çalışmalarımızı bitirdik. Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Saha bize her gittiğimizde moral veren, destek veren ve Mansur Başkan'a sahip çıkan bir havada. Onun için saha çalışmalarımız son derece başarılı. Biz artık Ankara'yı aldık gözüyle bakıyoruz. Anketler de bunu gösteriyor. Zaten anketlerde çok ileride gözükmesi Mansur Bey'in iktidarı hakikaten çileden çıkarmış durumda. Oyun üzerine oyunlara başvurdular. Biliyorsunuz önce duvarlara, köprü altlarına yazılar yazmaya başladılar. Yavaş yavaş devrim diye. O yetmedi, onu bertaraf ettik. Efendim bir başka gün, bir başka köprüye Herbici Mansur diye yazdılar. Savcılığa gerekli girişimleri bulunduk, yakalattık. Belediyede üst düzey çalışan, belediye şirketlerinden birinde üst düzey bir eleman olduğu ortaya çıktı. O da bitince, o da boşa çıkınca bu defa işte biliyorsunuz bu sahte senet olayı atıldı ortaya. Evet. Ama Ankaralılar hakikaten bu kadar iktidarın kaybedeceğini gördüğü için bu oyunlara başvurduğunun çok farkındalar ve son derece destek çıkıyor. Ben buradan öncelikle Ankaralılara teşekkür ediyorum. Evet. Hemen Yetkin Bey'e de söz verelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti bir işbirliğiyle evet. Seçimlere girdi. Nasıl gidiyor öncelikle? Hani siz de katılıyorsunuzdur mutlaka kesinlikle. Bu söylemlere ama buyurun. Cümle o kadar kısa ve net bir işbirliğine girdi ama Elif Hanım bu giriş o kadar kolay olmadı. Yani bugünün eğer meyvesi toplanacaksa geriye dönüp baktığımızda ben şuna eminim ki yakın tarih mutlaka bu ittifakı satır satır yazacaktır. Çünkü kolay olmuyor. İki ayrı kurumsal bir yapı, 25 ilçe. Bu ilçelerin her birinin ayrı ayrı talepleri, bunların asgari müştereklerde bir araya gelmesi hakikaten zordu. Sağ olsun Rıfkı burada Başkanımız da. En zor görev il başkanlarını, evet, ilçe yani, başkanlarını düşüyor. Eksik herhalde. Olmasın. Çok uyum içerisinde yaklaşık 90 gündür. Sadece geceleri ayrıldık. Onun dışında hemen hemen her gün birlikte mesai
ay yaptık. Hı hı. Tabii ki biz iki il başkanının bu şekilde uyum içerisinde olması aynı sinerjiyi hem kadrolarımıza, illerimize ve ilçelerimize olumlu yönde yansıdı. Bu yansıma sadece bizde değil adaylara, adaylardan da Büyükşehir Belediye Başkanı adayına yansıdı. Açık ve net söylüyorum. Yani bir ailede bile ufak tefek sorunlar olur değil mi? Ama şu anda Millet İttifakı'nın Ankara'dan bahsediyorum. Zerre-i miskal kadar hiçbir sorunumuz yok. Yani başta Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere. İnsanlar sabah buluşma saatini birbirine keyifle soruyor. Kaçta hareket edeceğiz? Nerede ne yapacağız? İnanın böyle şenlik havasında bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bugün ekranlarınızda buluşmak için Rıfkı Başkanımızla görev taksimatı yaptık. Çamlıdere'den ben apar topar Polatlı Saroba köyüne geçmek zorunda kaldım. Hı hı. Yayına siz başlarsınız, ben yetişemezsem diye. Oradan da köylerimizin size sevgi muhabbetlerini getirdim. Alan kararını vermiş. Yani ben bu yıl 30. siyasette 30. yılım. Şu net altını çizerek söylüyorum tırnak içinde. Sokak kararını verdiği anda siyasetçinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Yani bugün itibariyle Mansur Yavaş kampanyamıza biz diyelim ki bitirdik. Çok net söylüyorum 10 puan farkla Millet İttifakı Allah nasip ederse en az 15 ilçede ve Büyükşehir'le birlikte ipi göğüsleyecek durumda. Sokak bu kararı vermiş. Biz şu anda gerek şartları yerine getiriyoruz. İl teşkilatları olarak, ilçe teşkilatları olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. İnşallah bunu da müjdesini 31 Mart akşamı hep birlikte ekranlarınızda da paylaşmış olacağız. Peki şimdi seçime yönelik tabii diğer ayrıntılara da gireriz ama en önemlisi burada seçim güvenliği başlığı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Şimdi 2014'teki seçimlerin ardından hep bir sorgulama, daha da fazla bir sorgulama başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda tabii zaman zaman öz eleştiriler de yapılıyor. Evet. Ve mesela sırf bu nedenle işte sandığa gitmeyeceğim ya da ne olacak ki, ne değişiyor ki diyen seçmen kitlesi de var. Görüyoruz, biz de sokaklarda denk geliyoruz elbette. Şimdi birincisi Ankara Barosu'nun bir çağrısı var. Seçim güvenliği merkezi kurdu. Buna yönelik de bir video hazırladı. Ona da bir bakalım şimdi. Evet. Burada da her okula bir avukat başlığıyla yayınlandı bu. Mutlaka sizlerin de görüşü, fikir alışverişinde de bulunuyorsunuzdur. Evet. O videoyu bir izleyelim. Ankara Barosu'nun, ardından konuşalım. Tamam. 31 Mart yerel seçimlerinde daha etkin bir şekilde görev yapmak için Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi'ni oluşturduk. Bu sayede merkezde görev yapacak avukatlar olarak seçim sırasında ve sonrasında çıkacak sorunlara anında müdahale ederek gerek vatandaşların, gerek müşahitlerin, gerekse sandık kurullarının sorunlarının çözümünde acil önlem alacağız. Amacımız hangi partiye gönül vermiş olursa olsun seçmenin özgür iradesinin sandığa yansıması ve seçimin demokratik bir ortamda tamamlanmasını sağlamak. Merkezde görev yapacak 1800 avukattan birisi de benim. Adil, güvenilir, şeffaf bir seçim için sizleri de 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Evet, her okula bir avukat, sen de katıl sloganı var Ankara Barosu'nda. Bunun yanında işte birçok platformda vardı yine Oy ve Ötesi gibi. Sizin hedefim Ankara.net var, onu bir tekrarlayalım. Hedefim Ankara.net'ten de ayrıntılara ulaşabiliyorsunuz o gece için hazırlanmış. O da bir çağrı yine. Gönüllüol.com var, gonulluol.com sitesinden de yine Mansur Yavaş'ın bir çağrı. Çağrısıydı bu da. Orada da gönüllü işte müşahitler, evet, vesaire hepsi bir arada sandıklara gelen o bilgilerle, tutanaklarla kıyaslanacak. Yani önemli bir durum var. Ama var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Genel merkezde de bir platform kuruldu. Tabii. Geçen seçimde olduğu gibi. Neler söyleyeceksiniz? O seçimle bu zamana kadar iyileşen neler var? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu internet sistemi dediğimiz sistemimiz belki de dünyada birçok partide olmayacak kadar çok güçlü bir sistemimiz var. Sağlıklı bir sistemimiz var. Deneyimimiz de var. Yani hiçbir şekilde yanlış sonuç alma şansı olmayan
bir sistem kuruldu. 2014'ten bu yana geçen 5 yıl içerisinde 4 seçim atlattık. 3 genel seçim, 1 referandum atlattık. Bunların provaları da o şekilde çok yapılmış oldu. Islak imzalı tutanağa dayalı olan bu sistem, ıslak imzalı tutanaklar ilçelerimize geliyor. İlçelerimizdeki kurulmuş olan bu veri giriş merkezlerinde ıslak imzalı tutanağa dayalı olarak, manuel olarak sağlıklı bir şekilde girişler yapılıyor. Ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sisteminde YSK'dan gelen sonuçlar da oraya giriyor. YSK'dan gelen sonuçlarla bizim girdiğimiz ıslak imza tutanaklardan girdiğimiz sonuçlar örtüşmüyorsa, örtüşmediği sandıkta anında sistem alarm veriyor zaten. Hı hı. Böyle sağlıklı bir sistemimiz var. Bir tek şey var burada söylenebilecek. Ve Anadolu Ajansı'ndan biraz daha geç. Bu da çok doğal çünkü bizim bir daha sağlıklı sistem manuel geliyor. Yani ıslak imzalı tutanak okuldan alınıp ilçe merkezimize, veri giriş merkezimize gelinceye kadar geçen bir süre var. O süreden dolayı, ama bir de biz mutlaka doğru olan sonuçları açıklamak durumundayız. Biraz Anadolu Ajansı'nın böyle bir şeyi yok, böyle bir mecburiyeti yok. Sonuç itibariyle kesin olmayan sonuç diye açıklayabiliyor. Bizden biraz erken açıklamasının sebebi o, ama biz bu seçimde bu manuel girişleri bir taraftan yaparken bir taraftan da bir başka merkezimizde fotoğraflara dayalı, fotoğrafla ıslak imza tutanaklarının fotoğrafını çekerek veya fotokopilerini alıp hızlı bir şekilde başka bir veri merkezimize ulaştırmak suretiyle diğer taraftan da dijital sistemlerimize daha çabuk sonuçları, gayri resmi sonuçları açıklama, kamuoyuna, televizyonlara yapılan açıklamalar, oy sonuçları doğru değilse onların anında cevabını verme şeklinde bir çalışmamız var. Hı hı. Ama ondan önce söyleyeceğim şu var. Biz 12.158 sandığımıza hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin birer sandık görevlileri var. Hazırlanmış durumda, bunların testleri yapıldı. Hı hı. Ve Ankara, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara, diğer illerimiz içerisinde %100 test sonuçlarında başarılı bir halde. 4 yıldır, çünkü bu bahsettiğim seçimlerde provamız da var. Sandık görevlilerimizin nasıl çalışacağına dair provamız var. Bugün atanan 12.158 sandık görevlimizin %80'i son 4 yıldır zaten görev yapıyorlar. Son derece deneyimli hale geldiler. Her seçimde de eğitim aldılar. Ayrıca 1736 oy kullanma merkezi diyeyim. Bunu bilerek söylüyorum, okul demiyorum. Çünkü 633'ü okuldur merkez ilçelerde. Diğerleri köylerde. Daha adı mahalle yapılan köylerde oy kullanılan yerlerden, evet, toplamı 1736 yapılıyor. Bizim her yerde okul sorumlularımız, kat sorumlularımız mevcut, mobil ekiplerimiz mevcut. Şunu anlatmak istiyoruz. Sandık güvenliği konusunda, oy güvenliği konusunda biz her türlü tedbiri almış durumdayız. Her türlü önlemi almış durumdayız. Böyle bir seçim ekiplerimiz o gün sahada olacak. Biz bugünden beri onlarla beraber çalışıyoruz. Dün de bir seçim güvenliği toplantısı yaptık. Pazar günü de zaten Ankara Spor Salonu'nda, yani arenada, hı hı, yine bütün iki partimizin, ilave olarak da gönüllülerimizin katılacağı, sandık görevlerimizden oluşan bu büyük seçim güvenliği toplantımızı yapacağız. Seçmenimiz de görecek onu orada. Daha detaylarını, peki, değineceğiz, pazar günü şeye gireceğiz zaten. Hı-hı. Biraz da pazar başkanımıza seçim söz güvenliği toplantısı var. Evet. Hem İyi Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi bir arada arenada olacak. Evet. Bu toplantı, onu da tekrarlayalım. Evet, Yetkin Bey'e hemen dönelim. Şimdi geçmiş seçimlere bakınca, evet, elbette ki aldığınız daha farklı önlemler de olabilir. Sizin de genel, evet, merkezinizde yine böyle eş zamanlı karşılaştırılacak mı? İyi Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gibi bir hani ekran vesaire, evet, avukatlar olacak mı? Tabii ki. Burada şunu söyleyeyim öncelikle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile iki resmi seçime girdik. Bir de onun öncesinde referandumda tabanlarımız birlikte hareket etti. Hı hı. Evet, hayır referandumda. Dolayısıyla İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanları, okul sorumluları, sandık sorumluları, müşahitleri artık şu anda mahallelerde, ilçelerinde birbirini tanır hale geldiler. Ve biz bunu son 3 aydır da hızlandırdık. Dolayısıyla iki ayrı, bir üçüncüsü de bu seçimde Mansur Yavaş'ın gönüllüleri var. Bunların da okullu
okullarda sorumluluk alıyorlar. Dolayısıyla yaklaşık şu anda sahada 27 bin sandık güvenliğini oluşturacak, sahiplenecek gönüllü bizzat isim isim TC numaraları, telefonlarıyla gönüllü ve mükerrerliği ortadan kaldırılmış isimlerdir bunlar. Sorunuza gelince de İYİ Parti olarak hem genel merkezimizde hem ilde seçim güvenliğiyle ilgili az önce de ifade ettim yaklaşık 250 kişilik bir grup aylardır bunun hazırlığını yapıyorlar. Başta Genel Başkan Yardımcımız Hasan Seymen'in başkanlığında Burcu Akçora hanımefendi daha önceden oyuna sahip çık platformlarında Türkiye'de farklı farklı alanlarda görev yapmıştı. Şu anda da bulut sistemini biz kurmuştuk geçtiğimiz yıl. Bundaki aksaklıkları tespit edip bunu biraz daha iyileştirdik şu anda ve hiçbir hataya meydan vermeyecek şekilde tabii ki güveni kontrol daha iyi dedik. Bir de 20 bilgisayarla Ankara İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nda merkezinde ayrıca bir kendimiz bir sistem daha kurduk. Yani şu anda düşünün İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İYİ Parti Genel Merkezi. Haricinde Mansur Bey'in gönüller ekibi ayrı bir sistem. Yani bunların hepsi hem yazılım programlarıyla yani işte Ankara hem de Barosu gibi. Baro tabii tabii. Yani az önce siz saydınız gönüllü gruplar eksik olmasın. Baro çok ciddi bir avukat ordusuyla destek veriyor. Buradan onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten çok kıymetli iş yapıyorlar. Düşünün öncesinde bizim danışacağımız bir avukatımız bile yokken şimdi koridorda en az 2 ya da 3 avukatla merhaba edecek bizim okul sorumlularımız, koridor sorumlularımız ve gün boyu onlar birbirleriyle tanışık olacaklar için inşallah sizlerin aracıyla altını çizerek söylüyoruz, tırnak içinde söylüyoruz, yüksek sesle feryat ederek söylüyoruz. İnanın iki siyasi parti Ankaralıların oyuna sahip çıkacak. Bir tek oylarını bile halel getirmeyeceğiz. Bunun provasını 24 Haziran'da yaptık. Yine birlikte yaptık. Ve Ankara'da itiraza mahal bir herhangi bir sonuç çıkmadı. İtiraz edeceğimiz ıslak imzalı bir tutanağımız olmadı. Peki mesela şimdi Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın uyarısı vardı. 2000 sandıktan 250'sinde ciddi tutarsızlıklar tespit edildi diye daha önceki seçimlere yönelik. Bütün bu veriler de elinize gelmiştir mutlaka. Hani birlikte mi çalışıyorsunuz demeyeyim de en azından fikir alışverişinde de bulunuyor musunuz? Birbirlerimize aktarıyoruz. Mesela bize gelen raporlarda bugüne kadar mevcut iktidarın bu anlamda 16 çeşit yolsuzluğu olmuş. Yani şaşırdık mı? Hayır. Yani tutanakta, ıslak imzalıda, oradaki müşahitte, taşımada, toplama merkezinde vesaire bir 17'si, 18. 19. olmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve sıfır hatayla biz elimizdeki verileri Cumhuriyet Halk Partisi ilgili arkadaşlarımız yaklaşık 3 aydır birlikte çalışıyorlar. Yani çok iyi bir ekip oldu. Başkan yardımcılarımız, genel merkezlerimiz bunlara birer görevle destek veriyor. O yüzden tüm elimizde kimin elinde neyi varsa ortaya koyuyoruz. Oradan da bir hata olmaması için de sıfır hatayla hedefimiz bu. İnşallah buna da ulaşacağız. Şimdi yine bütün hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Mesela biraz önce dedim ki sandık sonuç tutanağının önemi nedir? Bütün bunları izleyicilerimize çok anlaşılır bir dille aktaracağız. Ama siz sahada tabii en çok hani ekonomik sıkıntıları da görüyorsunuz mutlaka. Şimdi bununla ilgili bir telefonumuz var. Ankara Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Ali Haydar Akverdi telefon attığımızda. Bir soralım. Çünkü önemli bir konuyu gündeme getirmişti. Ali Haydar Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok konuğumuza da selamlar. Evet, hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları seçim güvenliğine yönelik önlemleri ve çalışmaları aktarıyorlar şu anda izleyicilerimize. Ama bir yandan tabii bu hem krize yönelik işte ekonomik kriz damga vurdu dedik seçime. Bununla ilgili çok önemli bir ayrıntı var. Doğalgaz, elektrik, doğalgaza yönelik daha doğrusu. Neydi o? Hemen söyleyelim. Yani krizin ocakları artık ocağı söndürdüğüne. Çünkü elektrik faturasını ödemeyip elektrik kesilen ya da doğalgazını ödemeyip kış boyunca üşüyen ve neden bunların böyle olduğuna yönelik de tabii ki yine ekonomiye geliyor bütün hepsi. Siz sorunuz vardı sizin buna yönelik yanıt da geldi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan buyurun. Şimdi şöyle
bakandan sorduğumuz soru önergesini aldığımız cevap, daha doğrusu bilgi edinme yasası gereği sorduğumuz soruya aldığımız cevaplar üzerinden gelen rakamlar çok çarpıcıydı. Mesela 2017 ve 2018 yılında toplam 14 milyon 300 bin vatandaşın elektriği kesilmiş. Evet. Ödememe sebebiyle. Hı hı. 2014 ile 2018 arasında 4 yıllık zaman diliminde de 5 milyon 386 bin vatandaşın doğalgazı kesilmiş ödememe sebebiyle. Yani bu ne demek? Vatandaş aslında zorunlu ihtiyaçları olan elektriği, doğalgazı karşılayamıyor. Isınamıyor, yakıt karşılayamıyor ve maalesef yokluk sebebiyle borcunu ödeyememiş. Başka bir husus daha var. Başka bir ayrıntı daha var. Şimdi vatandaş borcunu ödeyemiyor. Kapanıyor elektriği. Tekrar şu veya bu şekilde borç harç para bulduktan sonra tekrar elektriği gittiğinde 33,80 kuruş. Yani 33 lira 80 kuruş tekrar açma kapama parası alıyorlar. Bakın 14 milyon açma kapamada bu 483 milyon lira yapıyor. İnanılmaz rakamlar. Başka bir şey, doğalgazda 28 lira 32 kuruş açma kapama bedeli alıyorlar. Bu da 152 milyon gibi bir rakam ediyor. Başka bir bakış açısı daha var. Şimdi bu doğalgaz şirketleri 2014'te, 2015'te son zamanlarda özelleştirildiğinde dolar üzerinden sözleşmeler yaptı ve borçlandı. Evet. Dolardaki bu artış sebebiyle bunların, yani bu özel şirketlerin ekonomik kayıplarının vatandaşa yansıtılması söz konusu aslında bu açma kapama bedellerinin bu kadar yüksek tahsiliyle. Bütün bu tabloya birlikte baktığımızda saraylarda onca israf var iken maalesef vatandaş mecburi giderlerini karşılayamıyor. Evet. Elektriğini, doğalgazını ödeyemiyor, borçlanıyor. Borçlandıktan sonra bir şekilde kapatmak için tekrar çabaladığında yine borçlandırılıyor ve %2 faizle bunları ödüyor. Hani diyorlar ya bir beka meselesi. Ben de onu gelecektim. Evet, evet. Krizin aslında etkisi de böylece ortaya çıkmış oluyor. Beka meselesi denildi. Hep siz de zaten haberimizde de biz bu şekilde vurguladık sizin o sözlerinizde. Şimdi iki il başkanına soralım. Sahada beka meselesi mi var yoksa gerçekten ekonomik kriz mi var? Sizin aracılığınızla Sayın Akverdi çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi oradan oraya bir geçelim. Gerçekten hani alanda gördüğünüz beka meselesi mi yoksa işte böyle elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyemeyen vatandaş mı? Sahada gördüğümüz yoksulluk, gördüğümüz işsizlik gerçekten öyle. Terk edilmiş köyler, onu da söyleyelim. Ve hiç kimsenin, bir kere şundan herkes emin, bu ülkede en ufak bir beka meselesi olsa en başta bizler canımızı seve seve verecek insanlarız. Sahada da bunu her defasında büyük topluluklar haykırıyor. Bir kere bu ülkede bir beka meselesi varsa iktidarın bir beka meselesi var gibi gözüküyor. İktidar da kendi yanlışlarından dolayı geldiği bir yıpranmışlıkla karşı karşıya, kendi koltukların bekası varsa var. Vatandaş sahada bunu çok net bize gösteriyor. Onun için yoksulluk diz boyu, gerçekten diz boyu ve işsizlik en büyük karşılaştığımız durum o. Ve onun için vatandaşın istediği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istediği aslında bu yoksulluğa, bu çaresizliğe çare bulmak. Gerekiyorsa çok büyük projeleri bir tarafı bir yıl erteleyin, 1,5 yıl erteleyin ama öncelikle Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırın. Bu nedenle Mansur Yavaş da sık sık şunu söylüyor zaten, üretimi destekleyeceğiz. Yani damızlık hayvan vermek suretiyle, efendim fidan vermek suretiyle Ankara'da tarımın canlandırılmasını, hayvancının canlandırılmasını ve bu işsizlik sorununun, daha doğrusu bu ekonomik bunalımın bir an önce dağılması için bir de şeffaflık vurgusu var. Nereye ne kadar ne harcanıyorsa hepsini göstereceğiz vatandaşlarımıza diyor. Şimdi böyle bir kriz ortamı varken, yani kriz de demeyelim de aslında yoksulluktan bahsediyorsunuz işte. Bugün Anka Park'ta gene bir olay vardı. Hatta o oyuncaklar
ortaklardan birisinin bozuldu. Mesela çok büyük bir yatırım yapıldı. İşte Atatürk Orman Çiftliği'nin bir kısmı alındı. Yine alanlar genişletildi. Bütün bunlar varken bir taraftan da böyle şeyler oluyor. Ve dün açılışı da vardı geçtiğimiz evet. gün. Siz neler söyleyeceksiniz? Hani hem öncelikle, vatandaşın durumundan evet. oraya bağlarsak. Öncelikle Sayın Hakverdi'ye teşekkür ediyorum. Bugün bu programımız aracılığınızda yeni bir şey daha öğrenmiş oldum ben. Hı hı. Yani bugün bir ülkede 14 milyon ailenin evet. elektriği kesilebiliyorsa bir yıl içerisinde 5 milyon ailenin soğukta bunu üşümeye evet. çocuklarıyla hı. terk edebiliyorsak o zaman ben iktidara geri dönüp sorarım. Ne yazık ki İslam dininin bu kadar kullanıldığı başka bir dönem hiç yaşanmadı. Hani komşusu açken tok yatılmazdı? Komşu üşüyorken biz nasıl sıcacık evimizde yatacağız? 5 milyon ailenin okula giden çocukları üşürken nasıl onları doğalgazını kesebiliyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırlarsanız İstanbul'da Dolmabahçe'den çıkıp tedbirli kıyafet gezerken Ali amcaya dönüp iki öküzünden birinin satıldığını görünce o hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ondan sonra bir o günden bir yasa çıkarıyor. Evet. Asla çiftçinin, üreticinin koşu hayvanı satılmayacak veya şu anda traktörü satılmayacak diye. O zaman döndüğünüzde bir evdeki temel ihtiyaç nedir? Elektrik ve doğalgazdır. Yani temel ihtiyaç, yani bunun daha ötesi yok. Hava gibi, su gibi. Siz o evin nasıl doğalgazını kışın donmaya terk edersiniz? Buradan da iktidar yetkililerine, vicdanlarına soralım. Hı. Tabii ki kıymetli AK Partili seçmenlerine soralım. Bunu herkesin sorgulaması lazım. Artık burada partizanlığı bir kenara bırakıp, çünkü gerçekten mutfaklarda yangın var. Tencereler kaynamıyor. İnsanlar perişan. Az önce Polatlı'nın Saroba köyünden geliyorum. Çiftçiler yakamıza yapıştı. Sen buralısın, tarlalarımızı ekemedik. Bunun hesabını kimden soracağız biz diye. Tarlam boş diyor. Borcum var. Ziraat Bankası icra gönderdi. Ben ne yapacağım diyor. Şimdi gelsinler onlara cevap versinler. Dolayısıyla her şey güllük gülistanlık, dinozorların önünde poz verip Çin'den gelinen ithal ürünlerle park yapıyoruz. Her şey toz pembe göstererek eğer siyaset yapacaksak o zaman farklı kulvarda bunlar kendi yandaş medyalarıyla, A Haber'le bütünleşsinler, devam etsinler. Ama bir de realite var. İşte başkanımız da aylardır sokaktayız. Hı hı. İnanın insanlar feryat ediyor. Gerçekten zor. İnşallah 31 Mart'ta bu zorluğun ötesinden gelmesi için insanların İstanbul ve Ankara'nın el değiştirmesi gerekiyor. Bunun için de bir genel başkanımızın bir ifadesi var. Bir anne terliği atın, bir de kulak çekin diyor. İnşallah seçmenimiz bir kulak çekecek bu sefer. Şimdi bir de tabii özellikle hem İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hem de Cumhuriyet Halk Partisi tabii. lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik de söylemler gittikçe sertleşmeye başladı. Bu sokakta nasıl algılanıyor? Mesela hem işte Kılıçdaroğlu'na en son bu Akit muhabirinin sözleri, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Meral Akşener'i tehditvari sözleri diyelim, suç duyurusunda bulundu. Bunlar nasıl seçmende karşılığı? Seçmen şunun farkında, gerçekten iktidar hakikaten kaybetmenin korkusuyla artık ne diyeceğini bilemiyor. En son Sayın Genel Başkanımıza işte bu Akit'te yapılan bu çirkince idame lafını geçirecek kadar artık bayağılaşma ve hakikaten nefret uyandıran bu kelimeler anladığım kadarıyla göstermek de olsa savcılık soruşturma açtı zaten. Hı hı. Ama Sayın Genel Başkan Keçiören mitinginde kalktı. Getirin yasayı, önce ben oy vereceğim. Evet. Benim idamımı istiyorsunuz diye. Beni idamla korkutamazsınız diye. Bu çıkışını zaten yaptı. Bütün kamuoyu biliyor. Ve bunu dediği zaman da alandaki o 10 binler zaten Sayın Genel Başkan'a son derece büyük destek verdi. Ve bu girişimi nefretle kıradı. Onun için sahadaki her insan, vatandaşımız bu oyunlardan nefret ediyor. Gerçekten bu söylemlerden nefret ters ediyor. Ters mi dönüyor? Yani şöyle başkanım, şimdi şeyi bulmuşlar. Mansur Bey'le başlattılar. Evet. İşte Mansur Yavaş'ı yargıla, Meral Akşener'i cezaevine koy, Kılıçdaroğlu'nu da idam et. O zaman bırakın hani bir dönem Milli Eğitim Bakanı'nın ah şu okullar olmasaydı ben ne güzel bakanlık yapardım derdi gibi. Muhalefet olmasın, meydanları bırakalım. Evet, evet. İstediği gibi seçim kampanyası yürüsünler. Yani Mansur Bey'i seçime yarışa sokuyorsunuz ama seçilemezsin zinhar.
Seçime girebilirsin ama Yüksek Seçim Kurulu tanıyor. Hı hı. Bugün de son dakika bir haberi aldım, bilmiyorum siz de duydunuz mu? Bir vatandaş dava açmış, YSK reddetmiş. İşte Mansur Yavaş bu şeyden dolayı görevden adaylıktan çekilmelidir diye YSK cevap vermiş. YSK adaylığın tartışması MHP olduğunu belirledi. MHP'de zaten onu önce söyledi. Şimdi tekrar seçim güvenliğine dönelim. Biraz önce bahsetmiştim ben sandık sonuç tutanağının öneminden. Bilgisayar Mühendisleri Odası yine o verilerle veriler ışığında uyarılarda bulunurken demişti ki seçim güvenliği için temel şart tutanaklar. Öyle midir? Nasıl oluşacak bu? Yani o karşılaştırma nasıl? Bunun önemini de bir buyurun hem sizden hem de sizden tabii, alalım. Önce başkan başlasın. Buyurun, buyurun. Peki, peki, peki. Şimdi az önce yayının başında söyledik. Hı hı. Ana belgemiz ıslak imzalı tutanak. Sandık başkanının oradaki her siyasi parti temsilcisine vermek üzere birer tane kendisinin ıslak imzayla diğer görevlilerinde, sandık kurulu görevlilerinde imzaladığı, hepsinin tek tek kopyalı olmayan, fotokopi olmayan, tek tek kalemle imzalandığı ıslak imzalı tutanak, sandık sonuç belgesi bunlar. Mutlaka ıslak imzalı olacak. Her sandık görevlisi, orada her partinin görevlisi bu ıslak imzalı tutanağı alacak. İtiraza esas tek belge bu. Bu olmadan yapacağınız itirazlar dikkate alınamıyor seçim kurulundaki görevli hakimler tarafından. O nedenle ıslak imzalı tutanaklar işin başı. En önemli şey bu. İşte, sandık kurulu üyelerimiz, evet, sandık kurulu üyelerinin esas görevi, asli görevi bu ıslak imzalı tutanakları partilerine ulaştırmak. Bunlar gelmeden veri girişi olmuyor. Bu nedenle itirazlar da tabii yapılamıyor. Arkasında şimdi bu partiler kendi sistemlerine bu verileri girdikten sonra YSK da giriyor bir taraftan. Evet. Çünkü ıslak imza tutanağın biri de sandık kurulu başkanı tarafından ilçe seçim merkezlerine gönderiliyor. İlçe seçim merkezleri yani YSK'ya ait veriler böyle oluşuyor. O da oradan girdiği zaman bize otomatikman YSK tarafından yapılan girişler de partilere geliyor. Bizim kendi girişlerimizde böyle örtüşmeyen olursa bizim sistemimiz zaten kırmızı alarmı veriyor. O zaman görevlilerimiz, avukatlarımız, itiraza yetkili görevlilerimizi belirledik. İlçe seçim kurullarına bildirdik. Biz bunlar belli şimdiden. Hı hı. Ve itiraz dilekçelerimiz bütün sandık kurulu üyelerimizde mevcut. Bu şey olduğu zaman, farklılıklar oluştuğu anda direkt itirazlar başlıyor. İşte o zaman ıslak imzalı tutanak, hatta bazılarında hakim ıslak imzalı tutanağı gördüğü zaman çok itiraz dilekçesine gerek kalmadan bile bazı hakimler o düzeltmeyi yapıyor. Bu nedenle seçim güvenliği dediğimiz zaman esas belgemiz bu ıslak imzalı tutanaklar. Şimdi vatandaşlar işte gittiler, oylarını kullandılar. Evet, en önemli görev o, vatandaşlık görevi, oy kullanma hakkı. Ama hani ondan sonrası açısından iş bitmiş mi oluyor, yoksa herkese düşen görevden, işte ıslak imzalı tutanaktan yola çıkarak örneğin bir yerde bir vatandaş bir şey tespit etti ya da şüphelendi, bir durum var. Ne yapmaları gerekiyor? Tabii bir yandan da ne yapmaları gerektiğini de aktarırsanız. Evet. Okuldan alalım veya işte oy kullanacağı yerden alalım, kırsalda veya merkezde. Bir, iki siyasi partinin okul sorumlusu var. Koridor sorumlusu var ve okullarda hem baronun hem bizlerin görevlendirdiği avukat arkadaşlarımız var partilerimizin de. Dolayısıyla vatandaşın elini tutacak, vatandaşın o anda sorusuna cevap verecek her türlü arkadaşlarımız mevcut. Her türlü siyasi anlamda da hukuki anlamda da. Dolayısıyla vatandaşımız önce sandığa Elif Hanım gönül rahatlığıyla gitmeli. Vatandaşlık hakkını lütfen özgürce, hür iradesini o 2 metrekarelik alanda kullanmalı. Kullandıktan sonra biz iki siyasi parti belki de 81 ilde, biz Ankara'dan sorumluyuz. Ankara'mızda dersimize çok iyi çalıştık. 2014'ten herkes çok iyi sonuçlarını çıkardı. Derslerimizi çıkardık. Nerelerde hatalar olduğunu gördük. Biz 18-1,5 yıllık bir partiyiz ama kadrolarımız 20 yıllık, 30 yıllık tecrübeli, birçok seçim atlattık. Dolayısıyla neyin nereden gelebileceğini görüyoruz. O yüzden
cesurca da bunun üzerine gidiyoruz. Hiç kimseden korkmadan, yılmadan. Dolayısıyla vatandaş önce tereddütsüz sandığına gitsin, kullansın. Çünkü bunun dediğim gibi iki provasını yaptık. Şu anda pazartesi son bir prova daha yapılacak. Arkadaşlarımız tüm sandıklarımızın 2000'den fazla sandık sorumlusunun %10'u resmen tatbikat yapıyoruz. Yani bir okuldaki yangın tatbikatı gibi sabah erkenden orada olacak mı? Saat kaçta butona basacak okul sorumlusu? Okul sorumlusu diyecek ki evet İYİ Parti'nin sandık sorumlusu yok. İkaz edecek merkeze. Merkez hemen saat 8 olmadan diyecek ki evet burada falanca sandığın sorumlusu yok. Yedeği orada ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya gönüllünün ya da İYİ Parti'nin yedeği anında oraya müdahale edecek. Telefon trafiği yok. Hepsi her şey online sisteme kurduk. Bunların provaları yapıldı. Aldın. Tutanağı ıslak imzalı tutanak kim aldı? Islak imzalı tutanak partilerin namusudur. 24 saat içerisinde itiraz etmemiz için bizim elimizde olması gereken tek şey ıslak imzalı tutanaktır. O yüzden parti yetkililerimiz hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri onu ilçelerine hemen götürecekler. Gönüllere de fotoğraflarıyla biz az önce başkanım ifade etti. Anadolu Ajansı'nın tabii ki buradaki ağ sistem farklıdır ama iddia ediyorum belki de Anadolu Ajansı İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçim koordinasyon merkezlerinden sonuç almak isteyecektir. Çünkü sürprizi beklesinler. Çok özel bir uygulama yapacağız. Belki de bir saat içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın net sonuçlarını karargahlarımız ulaşmış olacak. Evet, karargahlarımız ulaşmış olacak. Daha aşağıda çekebiliriz ama onu da buradan ifade etmeyelim. Açık ve net söylüyorum. Anadolu Ajansı belki de bizden almak isteyecektir seçim sonuçlarını. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını. O kadar iddialıyız. 2014 yılındaki seçimlerde şimdi Mansur Yavaş'ı destekleyen seçmen adına söyleyelim tabii. Evet. Hep şikayetler bu yöndeydi. Hani önce bir açıklama yapıldı. İşte kazandığı, önde olduğu ifade edilen bir açıklamaydı. Hani sizin bir saat önceden deyince seçmen onu söyleyecek. O zaman da böyle denilmişti ama işte sonra sonuç değişti. O ne oldu o 1-2 saatlik süre içerisinde diyen seçmen kitlesi de çok fazla. Bir güvensizlik oluşmuştu bir önceki seçimde. Yani aslında buna yönelik bitirelim. Bir son 4-5 dakikamız peki var. Efendim. Birer cümleyle böyle bitirelim. Tamam elinizin. Şöyle söyleyelim. Evet 2014'te bazı eksiklerimiz yoktu dememiz yanlış olur. Bazı eksiklerimiz vardı. Ama 2014'ün üzerinden tam 5 yıl geçti. Ve bu 5 yılda biz 4 seçim demin de söyledim. Atladık. Bunun için binlerce sandık görevlilerimiz, bütün sandıklarda sandık görevlilerimiz, yedekleri, okul sorumluları, kat sorumluları hepsi var. Ve sistem demin başkanım da bahsetti. 3 ayrı sistemle biz bu kontrolleri yapa yapa geleceğiz. Sonuç açıklayacağımız sonuçlar kesinlikle gerçek verilere dayalı sonuçlar olacağı için seçmenimiz endişelenmesin. Evet. Öyle bir yanlış sonuç vermeyeceğiz. Aslında o dönemde de bir yanlış bir şey verilmedi. Fakat son anda bir takım manipülasyonları yapıldığına bütün seçmen inanıyor. Aslında emaneti sahibine verilmediğini herkes biliyor. 2014'te sahibine verilmeyen emaneti biz bu defa slogan o yüzden bu defa, öyle hak evet, yerini bu defa hak yerini bulacak. Emanet gerçek sahibine verilecek. Bunun için 2014'ten çıkarttığımız dersler var. O derslerin ışığında biz bu seçime 2 yıldan beri hazırlanıyoruz. 24 Haziran sürpriz erken seçimini biz hesaplamamıştık. Aralık 2017'den beri biz bu seçime 2 yıldan fazladır hazırlanıyoruz. Dijital sistemlerde kullanacağız, manuel sistemlerde kullanacağız. Seçim güvenliği ekiplerimizi pazar günü saat 14'te Ankara Spor Salonu'nda binlerce avukatlarımızı, binlerce 25 bin üzerinde sandık görevlimizi iki partinin ve buna ilave olarak Mansur Yavaş gönüllülerini, 10 binlerce Mansur Yavaş gönüllüleri orada kamuoyunun önüne diyeceğiz ki bakınız lütfen sandığa gidiniz, oylarınızın sahibiyiz, bir tek oyu çaldırma ya açık kapı bırakmadık. Onun için bütün seçmenimizi bu seçimlerde gönül rahatlığıyla peki oy kullanmaya davet ediyoruz. Bir cümle de sizden alalım öyle hemen. Evet.
24 Mart günü saat 14'te 25 bin kişiyle orada olacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte. Hı hı. Ve kısmet olursa hep beraber iyi olup Mart'ın sonunun bahar olduğunu birlikte şahitlik edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Siz tekrar şimdi hemen seçmenle evet. buluşmaya tekrar döneceksiniz. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, Başkent Gündemi programımızı burada noktalayalım. Gün içindeki tüm gelişmelerde akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Hoşçakalın.